Evet sevgili futbol sever dostlar. Bir uzun lig sezonu daha sonuna gelindi. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Güzel mücadeleyi hak ettikleri bir şampiyonluğu kazandılar. Hanımlarında göz aydın kocalarına yeniden sahip oldular. Gelelim konumuza. Elinizdeki kameranızı ve lensinizin yazılımlarını güncelliyor musunuz? Aa, ama. E ama güncelleyin be. Çünkü Güncellemek elinizdeki kameranızı ve lensinizi daha efektif kullanmak. Ufak tefek hatalar varsa onları düzeltmiş olmak şansını veriyor size bu yazılımlar. Kaldı ki Fujifilm bu konuda oldukça iyi oldukça sık yazılımlar e, yaparak kameralarındaki ve lenslerindeki ufak tefek eksikleri ya da düzeltmeleri sıkça yapan bir firma. Bugün ben kameralarımı falan tabi güncellediğim için size bir lens güncellemesini göstereceğim ama göstereceğim lens güncellemesi fark etmiyor. Şekil olarak kameranızı da aynı şekilde güncelleyebilirsiniz. Fuji filmin remote kamera mobil yazılımından da güncelleyebilirsiniz ama ben o yazılıma çok da güvenmiyorum doğrusunu isterseniz. Güncelleme esnasında sizi yarı yolda bırakmasını istemiyorsanız benim size göstereceğim yolu tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Evet yazılım güncellemekten bahsediyoruz değil mi? Ve o zaman adım adım neler yapılması gerektiğini hep beraber görelim. Kartınızı formatlamak için menüye giriyorsunuz. Şu en aşağıdaki anahtar bölümüne User Settings ya da kullanıcıdan Zaten birinci seçenekler formatla ya da biçim format ya da biçimleme. Slot 1 ki zaten şu anda kartımız orada. Buradan OK'ye bastığınız zaman kartınızı tamamen formatlamış oluyorsunuz. Bu iş bu kadar basit. Sonra kartımızı çıkartacağız, bilgisayarın başına geçeceğiz. İlk yapmanız gereken şey browser'ınızı açıp fujifilm.com yani global olanına, sakın tr'ye girmeyin. TR'de bulamazsınız bunları. Buraya girdikten sonra support bölümünden, download firmware and software bölümünden firmware olan kısmından eğer kameranızı güncelleyecekseniz kameranızın güncellemesini, lense gireceksiniz de lensinizin güncellemesini. Ben şimdilik bugün lensi güncelleyeceğim için lenslere gireceğim. Lenslerden güncelleyeceğimiz lensi bulacağım ki bu bizim 15'e 45. Ona da bir kere daha tıkladığımız zaman şuraya en aşağı kadar gelip I agree diyeceksiniz. Begin download diyeceksiniz ve bunu download edeceksiniz. Bunu tıkladığınız zaman zaten açacak size dosyayı. Bu dosyayı da açtığınız zaman şu iki dosyayı masanın üzerine atarsınız. Ve bunların hepsini kapatırsınız. Daha önceden de zaten formatladığınız SD kartınızda masa üstünüzde şu anda yapmanız gereken gayet basit bir şey var. Bu ikisini de SD kartınızın içine atarsınız. Sonra SD kartınızı çıkartırsınız ve makinenin başına geçmeye hazır vaziyete geliriz. Şimdi makinenizin başına geldiniz. SD kartınızı taktınız. Makineniz kapalı. Şurada display tuşunu görüyorsunuz değil mi? Oraya bir kere basılı tutarak, şuradaki tuşa basılı tutarak yukarıdan da on off düğmesini açıyorsunuz makinenizi. Display tuşunuzu bırakmayın. Ta ki ekran açılana kadar. Ekran açıldığında göreceksiniz ki Burada bir takım seçenekler var. Body version, lens version. Burada önce OK'ye bir basın. Sonra lens'e gelin. Lens'i de OK'leyin. Ve görüyorsunuz 1.01'den 1.03'e geçirecek. Onu da OK'leyin. Yani şu anda yükseltiyoruz sürümünü. OK diyeyim bunlara da. Ve bekliyoruz şu anda. Bu işlem bitene kadar sakın makinenizi kapatmayın, herhangi bir şey yapmayın. Sadece bekleyin. Ve işlem bitti gördüğünüz gibi. Lensiniz versiyon 1.0.1'den 1.0.3'e yükselmiş vaziyette. Yapmanız gereken tek bir şey var. Kameranızı kapatıp bir daha açtığınızda yepyeni versiyonuyla karşılaş. Bakalım bu versiyonda bir takım problemler vardı daha önce. O problemleri de gidermiş olup olmadığını göreceğiz. Evet şu anda da belki duyuyorsunuzdur. Beşiktaş çılgınlar gibi şampiyonluğu, hak ettikleri şampiyonluğu kutluyor dışarıda sokaklarda. Umarım bu içerik hoşunuza gitmiştir. Kısa ama faydalı olduğuna inandığım bir içerik. Mutlaka gerçekleştirmeniz gereken güncellemeleri de böylelikle bir hatırlatma olarak kısa bir zaman önce Fujifilm Film e, neredeyse bütün kameralarına yeni bir güncelleme getirdi. Onları da lütfen kontrol edin. x 4 4e xt 1 e, değil ama xt 3e xt 4 xe s 10a birçok kamerasına, xt 200e birçok kamerasına güncelleme getirdi. Onları da gözden geçirmeyi unutmayın. Eğer kameranızda daha önce güncellemediyseniz onları da güncelleyin. Yazılımlarınızın daima güncel olması elinizdeki cihazlarınızın daha aktif ve daha efektif kullanılmasını sağlayacaktır. Sevgili dostlar, bu içerik buna hak etti diyorsanız lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmanız bu içeriklerin daha geniş kitlelere daha çabuk ulaşmasını sağlayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. E ben Erdin Çamaş. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar. thank you